Hanımlar beyler, herkese tekrar merhaba. Ben Serkan Uludağ, tekrar karşınızdayım. Bugünün ikinci canlı yayınında, bugün dediğimiz 3 Ağustos 2012 Cuma, saatlerimiz 15.58'i gösteriyor şu anda. Bu durumda öncelikle tahmin edebileceğiniz gibi tarımda istihdam ve işsizlik oranı rakamları açıklandı. Önce açıklanan rakamlara kısaca bir göz atalım. Ekonomik takvim bölümümüzden. Duyurumuzu da kaldırabiliriz şu anda ekrandan. Öncelikle Euro-Dolar paritesine bakacağız. Bunu da hazırlayalım. Evet, baktığımızda tarım dışı istihdam rakamının 163 bin geldiği gözleniyor. Beklenti 100 bin civarlarında, 63 binlik bir fark var. Bu dolar için iyi olan bir veri. Görmüş olduğunuz gibi burada da açıklaması zaten var. Bu rakamların yüksek gelmesi dolar açısından olumlu olduğunu da belirtmiştik. Fakat sabahki düşündüğümüz en kötü senaryo neydi? Burada görmüş olduğumuz 8.2'lik rakamın 8.3 olması, daha doğrusu artış göstermesiydi. Burada da artış varken, çünkü işsizlik oranındaki artış da dolara olumsuz etkileyen bir veri. Bu nedenle gördüğünüz gibi aşağı bir tezat oluştu. Bir taraftan doları destekleyen güzel bir veri geldi. Şurada 163 bin, bir taraftan da dolara tezat giden 8.3'lük bir veri geldi ki Amerika'da işsizlik oranı rakamları yaklaşık olarak %6 civarlarında normal kabul edilirken bu rakamın düşürmeye Amerika çalışırken görmüş olduğunuz gibi iyice artmaya başladı işsizlik oranı. Bu da ciddi bir tehlike. O yüzden net olarak bir görünüm şu an söz konusu değil. Ama biz yine de Euro-Dolar paritesinde önce bakın tarım dışı istihdamla beraber bir aşağı hareket gerçekleşti. Arkasından yine işsizlik oranı verisinin de yüksek geldiği dikkat edilmeye başlanınca tekrar yukarı doğru tepkiler geldi. Biz hala 22.37 seviyesindeki pivot noktasını baz alacağız. Bu seviyenin eğer ki üzerinde kalmaya devam ederse tabii ki yukarı doğru hareket gelebilir, bunu söyleyelim. Ama bizim görüşümüz, oyumuz aşağı hareketin devamı yönünde olacak. O yüzden bu seviyelerde beklemede kalıp eğer ki 22.37'nin altına inersek aşağı doğru en azından şuradaki bölgeye kadar, yani 21.35'e kadar bir geri çekilme yaşanabilir diye düşünüyoruz. Yani biz şu anda yukarı hareket beklemiyoruz. Şu anda alıcılar biraz daha fazla gözükmesine rağmen tarım dışı istihdamlar sanki biraz daha etkili olacak gibi duruyor şu an için sterlin dolarda. Günlük kapanışında eğer ki pivotun üzerine çıkamazsak 23.39'un altında olmasını bekliyorum. Bunu da tekrarlayayım. Evet, sterlin dolar paritesine bakalım. Sterlin dolar paritesindeki görünüm nedir diye. Hemen sterlin doları açtığımızda görüyoruz ki sterlin dolar paritesinde şu anda, bir saniye şuradan bir ayar yapayım. Evet, sterlin dolar paritesinde şu anda yine pivot seviyesinin 55.60'ın altındayız. Bu seviyenin altında kaldığımız sürece öncelikle 55.33'lerde bir seviyemiz vardı. Bunu sabah işaretlemenizi istemiştim sizlerden de, gönderdiğimiz size şablonlardan. Bu şablonları her gün paylaşmaya devam edeceğiz. Bu 33 seviyesinin altına bir indik fakat tutunamadık. Eğer tekrar bunu da başarırsa 54.87'ye kadar bir geri çekilme ilk aşamada gelebilir. Arkasından da zaten 54.43 ve 53.73 var. O kadar çok ciddi hareket olur mu bilmiyorum ama şuradaki ilk hedefe muhtemelen ulaşacağız. Arkasından altına bakalım. Sesle ilgili sıkıntı var diyor arkadaşlar. Onu da çözeceğiz birazdan. Altına bakalım. Evet, altında da görmüş olduğunuz gibi 1595.89'un altındayız ve bu yüzden de 84.40'a kadar bir hareket hala beklemeye devam edeceğiz. Buranın da altına inersek 1577.30 ve 1565.81'e doğru geri çekilmeler gelebilir. Bu analiz 1595.89'un üzerinde kalmadığımız, yani altında kaldığımız sürece geçerli olacaktır. Buranın üzerine çıkarsak ne olacak? 1507.38, 1514.48 aralığına kadar bir tepki ilk başta gelebilir. Özellikle 1507.38 çok önemli bir direnç. Dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum.
Bir de VTI'ye bakalım. Son olarak arkasından kaydımızı durdururuz. VTI'de de görmüş olduğunuz gibi önce her şey yolunda gidiyordu. Aşağı doğru bir hareket gerçekleşiyor gibiydi. Fakat arkasından Amerikan haberleriyle beraber tekrar şurada gördüğümüz aralığa doğru hareket gerçekleşiyor. Bugün sabah yaptığımız analizde de zaten demiştik ki 89'a kadar hareketler makul karşılanabilir ama bakın bu seviyenin üzerinde muhtemelen 89-63'e doğru bir hareket gerçekleşebilir. Şu anda şu aralığın içinden çıkmadığımız sürece arkasından geri çekilmeler gelecektir diye tahmin ediyoruz. Fakat beklemediğimiz bir şekilde buranın da üzerine çıkarsak 90-66'ya kadar hareket gelebilir. Bundan da bahsedelim. Evet, genel olarak görüntü şu anda bu. Burada kalan arkadaşlarla biraz daha detaylı olarak canlı yayınımızda bizlerle birlikte olan arkadaşlarla biraz daha detaylı olarak konuşacağız bu konuları. O yüzden şimdi kaydımızı durduruyoruz. Arkasından sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz.